Hadi gel, yılbaşı yaklaşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda kim nerede sahne alacak, kim ne kadar kazanacak, kim ne giyecek yarışları var. Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle Kuzey Kıbrıs'ta her zaman olduğu gibi bakılıyor bütün bunlara. Fakat alacağı ücretler gündemdeki yerini aldı diyelim. Kim en yüksek alır sence? Hmm. İsimler şöyle bir gelsin. Vallahi bir de Gülşen çok güzel anlatmış bu esnafı. Ha öyle mi? Tamam, o zaman bir dinleyelim onu canım. Ay. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Çok konuşulan sahne kıyafetleriyle magazin gündeminden düşmeyen Gülşen yine olay bir tarza imza attı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahne alan Gülşen, dekolteli ve ışıltılı pembe sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Gülşen'i aracında görüntülüyoruz. Sevenlerine müjdeyi veriyor. Yeni şarkılar yoldaymış. Yoğun, bildiğiniz gibi çalışıyorum. Konserler, yeni şarkılar, yeni projeler. Geliyor mu yeni şarkılar? Geliyor. Var mı bir planlama? Bir albüm mü geliyor? Var. Daha önce biraz planlarda değişiklik oldu. O yüzden tam bir tarih vermek istemiyorum ama bu sefer kendi içimde düşündüğüm şeye uyacağım. Kesin zamanlamaya uyacağıma inanıyorum. Yılbaşından sonraya kalacak ama herhalde. Evet, yılbaşından önce de bir sürpriz olabilir bir şarkı. Edis'le Serdar Ortaç şarkıları Volume 2 albümü kapsamında söyledikleri Sor şarkısı müzikseverlerden tam not almış. Çok güzel oldu Edis'le olan, her zaman olduğu gibi. Kendisi şahane biri, bildiğiniz üzere. Birlikte çok iyi bir uyum yakaladık. Güzel oluyor yaptığımız şeyler. Yani bizim içimizde siniyor, bizi mutlu ediyor en azından. Dinleyiciler için de öyle. Ama sen korkaksın, hiç bulaşma, yaklaşmazsın. Gerçek aşklara demiş ki benden uzak olsun. Peki ne yargın, ağlıyorsun. Sebebini senle gece gezenler aç bir saat. Pembe saçını çok sevmiş Gülşen. Uzun süre onu bu imajıyla göreceğiz anlaşılan. Saçlarınız da çok güzel olmuş. Teşekkür yine göremediğimiz ederim. İçin yeni sorumu söyleyebiliyoruz. Ya uzun zamandır böyle aslında. Evet, şimdi konuşamadık ya hiç. Kalacak mı böyle uzun süre? Bilmiyorum. Böyle sevdim. Her yıl başında sahne alacak sanatçıların alacakları ücretler gündem oluyor. Gülşen yazılan rakamlara böyle esprili bir karşılık veriyor. Yılbaşında sahnede mi olacaksınız? Sahnede olacağım, evet. Nerede olacaksınız? Şu an planlaması yapılıyor onun. Birkaç gün içinde onun duyurusunu yaparım. Şimdiden yılbaşı sahne fiyatları çok konuşulmaya başladı. Evet. Hep yorumlar yapılıyor, çok uçuk fiyatlar diye. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ne söyleniyorsa doğru değil tabii ki. Yazılan rakamlar doğru değil mi? Daha doğru mı değil, fiyatlar? Daha fazla. Evet, öyle bir espri vardı ya benim. Devam ettireyim dedim geleneği. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Yüzü böyle gülerken görmek ve biraz daha böyle konuşurken görmek çok hoşuma gitti benim Gülşen'in. Tabii sanatçılarımız gülsün Ebru'cuğum. Tabii ki, aynen öyle. Canlarımız bizim onlar. Şimdi Gülşen yılbaşı akşamı eğer ki ben sahneye çıkarsam ve şartlarda anlaşırsak 3,5 milyon lira isterim demiş. Ama listenin başında kim var 6 milyonla dersin? Kim? Ama net bir şey değil bunlar canım. İddia. İddialar. Olabilir diye yani. Evet. Yani evet. Geçen seneye oranla zamlar üstüne konularak aşağı yukarı. Burada mı var? Hayır. Ceza? Ajda Pekkan 6 milyon lirayla zirvede başında. Kenan Doğulu 5 milyon, Ebru Gündeş 4,5, Sibel Can 4 milyon, Sıla alacaklar 4. gibi. Gel gel yapıyorlar Sertab, şimdi. Sertab, Edis, Hadise 4 milyon. Daha sonra da Gülşen, Yıldız Silve, Murat Boz 3,5 milyon. Melike Şahin, Serdar Ortaç 2,5. Şimdi açmışlar bunlar 4 milyon falan filan diye de yani pazarlıkla. Mesela Ajda Pekkan diyor ki 6 milyon alın pazarlıkla 1,5'a inebilirim. Niye olmasın? Ama bak ki? KDV, stopaj, ulaşım, konaklama bir de o kadar ekip gidiyor. Ne olacak ulaşım? Masraflarının dışında bir gecede alınması beklenen sanatçı net, için. Net, cash, nakit, canlı canlı yani. Valla bence birçoğu Kıbrıs dünyasına gider. Ben sana söyleyeyim. Evet. Bir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz şenlenir maşallah. Moldova civarına giden olur, çok oluyor. Olabilir. Öyle. Evet. Ardından da İstanbul'un belli yerlerinde kimileri de böyle hani belediyeleri falan filan halk. Ya sanatçılar için önemli çünkü yılbaşı akşamları onlar için kıymetli, ailelerini, sevdiklerini, çocuklarını, çocuklarını bırakıp sahne alıyorlar. Evet. Ve o gece bir ekstra durumları oluyor. Yani almış oldukları ücretin biraz daha üzerine talep ediyorlar. Tarkan mesela ne yapacak acaba? Tarkan bir 10 milyonu Azerbaycan'a gidebilir. Niye gitmesin? Belki geçen sene sanki onu almıştı bilmiyorum. Bir yanlış önceki, hatırlıyorum. Bir öncekinde. 5 milyon. Şarm El Şeyh'e gitmişti ya. Evet. Evet. Ama valla bu rakamlara baktığın zaman hani sadece paranın şu an miktar olarak evet çok ama adı kaldığı için 6 milyon pek bir şey değil dediğin gibi. 600 bin lira gibi düşün.
Misal. Evet, 0 yok, atıyorsun ya. Yok, o kadar ya. Da değil ama. Yani neyse. Ha, eskiden de 600'ü. Tabii. Düşünsene 4 defa çıktığında şatoyu eskiden alıyorsun. Eskiden 4 milyon. O eskiden dediğimiz 1,5 yıl önce. 6 milyon mu desen evet. Aa derdin yani. Tabii bir canım. Ev bile alamıyor mesela Ajda Pekkan. Alamıyor bir ev. Evet yani. 4 taneyle bir şato alır. Bu arada sorduk bizim sayfamızda. Bu sabah şey Show TV'de. Ne diyorlar? Ordu'da ev mi? Fransa'da şato mu diye. Vallahi şato önde gidiyor şimdilik ama bakalım. Aa evet. Şaşırdım ya. Evet. Ey Fatsalılar. Ordu enteresan. Değil. Ordu. Ben Ordu'dan alıyorum. Peki.